Programımıza başka birine talip olarak geldi ama bakınız ki kaderin cilvesini bugün ona birisi talip olarak gelmiş. Sinan Bey geliyor efendim. Dans mı diyorsunuz? Benim. Bana demiyorlardır büyük ihtimalle. Dans mı? Bismillahirrahmanirrahim. Adamcağız daha yeni çıktı ayol. Sinan sen üst üste. Eder misin dans? Ne yapıyorsun? Sen bilirsin. Peki. Ama seyirciden istek var. Dün de gerçekten seninle ilgili çok güzel geri dönüşüm aldık. Çok hakikaten çok sempatik ve çok yetenekli bulmuşlar çok seni. Çok sağ olun. Gerek blok flütle yaptığın o solo performansın, gerek rap dansın. Bak yine seyircilerimiz istiyor. Seyirciyi kırmayayım o zaman. Kırmıyor. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ediyoruz Sinan, seyircilerimizi kırmadığın için. Ben bir tek bir şey merak ediyorum. Yukarıdaki ne? Halat. Yani ipe çıkıyorum. Tamam, o koreografinin bir şeyi, bir parçası evet, olarak. Evet, bir parçası. Süper, peki. Yani her şey bir tarafa, dans falan çok güzel. Bekliyor muydun hemen ertesi gün sana bir talip geleceğini? Beklemiyordum. Beklemiyordun. Evet. Sürpriz. Sürpriz oldu. Sürpriz oldu. Güzel bir sürpriz olacak. Evet. Güzel bir sürpriz olacak. Çünkü evet. Birazdan neyse gelsin hanımefendi söyleyeceğim. Kendiyle ilgili de enteresan bir nokta var. Tülay Hanım geliyor alkışlarınızla. Hoş buldum Zuhal Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne kadar renkli bir... Yani Sinan Bey'e de Tülay Hanım'ın gelmesi güzel bir tesadüf olmuş. Evet Zuhal Hanım. Ama tesadüf değil herhalde bu. Evet. Sinan Bey'i beğendim zaten. Evet. Dün beni etkiledi. Bayağı bir etkiledi çünkü. Dansları falan. Çünkü ben de dansları seviyorum. Gerçekten evet, mi? Evet. Entelektüel bir insan olduğum için seviyorum yani. Dans dediğimi kopuyorum ben. Entelektüel bir insan olduğunuz için dans dediğini kopuyorsunuz. Evet. Ne tür sizde? Rap dansı, hip hop? Yok ben şey seviyorum Zuhal Hanım. Darbuka seviyorum. Darbuka? Ha, evet. Ha siz birazcık daha belly dance. Ritimli. Evet. Ritimli, birazcık daha bize özgü. Evet. Herhalde. Değil mi? Evet Zuhal Hanım. Öyle algıladım. Peki nereden geldiniz? Ankara'dan acaba? Geldim. Ben çok ikiz eşiyim. Tek yumurta ikizleriyiz. Evet, Tülay Hanım'ın ikizi hanımefendi, evet. Gülay Hanım'dı değil mi? Evet. Gülay Hanım da birazdan buraya talip olarak gelecek bir beyefendiye. Tek yumurta ikizi. Evet. Aynı sizden bir tane daha var yani. Evet. Şey oldu mu hiç çocukluğunuzda falan? Kusura bakma Sinan, biraz lafa kenar düştü. Ne demek? Böyle şikayetçi olduğun ya da böyle aman gene aynı şeyi giydiriyorlar bize, beni karıştırıyorlar falan böyle... Mağdur olduğun bir durum yaşadın ya, mı yoksa avantajları daha mı fazla? Biz diğer kızlar gibi değiliz. Biz çok farklıyız. Mesela o siyahsa ben beyazım. Aynı hiç giyinmedik bir yaşımıza kadar. Çok güzel. Farklı kişiliklerimiz, karakterimiz var bizim. Tabii. Geldiği zaman zaten görürsünüz yani. Çok dediğim gibi farklıyız biz. Her ne şekilde güzel. Farklıyız yani. Harika. Peki Sinan'la baş başa bırakacağım. Merhaba sizi. Sinan Bey nasılsınız? Eksik olmayın iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim Sinan Bey.
Biraz kendiniz bahsedebilir misiniz? İsminizi önce rica edebilir miyim? Tabii ki. Ben Ankara'dan katılıyorum. 35 yaşındayım. Annemle beraber yaşıyorum. Bir de abim var. Hiç evlenmedim. İsim neydi? İsmim Tülay benim. Tülay Hanım. Evet. Bana sormak istediğiniz soru var mı Sinan Bey? Bir gününüzü anlatır mısınız bana? Nasıl geçiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben çok merhametli, çok vicdanlı bir insanım. Büyüklerime saygılıyım. Bunu zaten çevremdeki insanlar biliyor. Aile benim için çok önemli. Başka ne söyleyebilirim ki? İş hayatım oldu, olmadı değil. Ama haksızlığa uğradığım için şu an çalışmıyorum. Biraz da rahatsızım. Öyle bir zamanında bir kanser tedavisi gördüm. Öyle mi? Evet. Çok büyük ondan geçmiş. Dolayı 3 seneden beri savaş veriyorum. Sağlığımla ilgili böbrek hastasıyım, bir ayrı artı. O yüzden bayağı bir sıkıntılı geçti. O yüzden geçmiş gitmiş olsun inşallah. Evet, sağ olun. Şu an nasılsınız? Nasıl şu an iyiyim hamdolsun. Allah'ıma bir şükür çok iyiyim. Şükür, Allah iyileştiniz. Amin. Bütün hasta olan herkese Rabbim Allah şifa amin, versin. Amin, inşallah. Amin, başka? Başka evlilikte benden yani eşinizden ne beklersiniz ve beni nasıl mutlu edebilirsiniz? Sizden onu ne beklerim? Güvenmeyim için güven ve saygı çok önemli. Çok güzel. Bakımlı olması bir erkeğin önemli. Hı-hı. Başka? Siz anlatın Sinan Bey. Ben kendimi mi anlatayım? Evet. Ben bayan kuaförüyüm. Evet. Mesleğime aşığım. Dün de söylemiştim Hı-hı. bunu. Evet. Güven problemi olacağını hiç sanmıyorum. Çünkü ben içi dışı bir olan bir insanım. Karşımdaki kişiye o güveni veririm. Ama ben yeter ki istediğim kıskanç olmasın. Bilhassa mesleğim konusunda. Evet. Hani biliyorsunuz malumunuz vesile bayanların saçını yapıyorum. Evet. Kuaförüm. Sizin için sorun olur mu? Dün bayağı bir tartışma konusu oldu burada. Ya ben kendime güvenim. Her diğer kadın bir değil. Evet. Çok kıskanmışlar. Söyle Hanım, her kadın bir değil. Her erkek de bir değil. Bu karakter meselesi, doğru, anlayış meselesi. Ben kendime güvenim. Ha, başkası beni ilgilendirmez. Geçmişi de beni ilgilendirmez. Ama ben kendimden sorumluyum. Bu kadar. Ne söyleyebilirim ki daha? Bravo. Gayet. Yani kıskanmazsınız mesleğimden. Hayır, kıskanmam. Benim için ekmek parası başka bir şey. Ben saygı evet, duyarım. Evet. Çok, çok teşekkür güzel ederim. Ben de böyle birini istiyordum. Bunun yanı sıra ev işlerinde nasılsınız? Yani yemek ya, falan. Yengeç kadın olduğum için çok güzel yemek yaparım. Çok güzel yengeç yaparım dermiş. Evcimensin. Zaten Zuhal Hanım elinde beni olan bir kadın zaten çok güzel yemek yaptığı için. Gerçekten mi? Evet. Yemeği çok güzel yaparım. Mantı yaparım mesela. Yaprak sarmasım süper olur. Evcimensiniz. Evet, titiz bir bayanım. Dağınıklığa asla gelemem. İlla ben elde mi olacak? Efendim? Ben. Heh. Başka bir yerde olsa olmuyor ya mu? Ya öyle derler bizim toplumumuzda. Bende var ama elimde yok. Peki, elinizde yok. Bir ama soru daha sormak ama öyle mi diyorlar? Öyle diyorlar. Ay hiç duymamıştım. Elinde beni olan hamarat olur. Aynen öyle. Peki, yüzünde diyelim var, çok sinirlendiniz. Heh, evet. Veya bir tık ötesi öfkelendiniz. Bu öfkenizi nasıl kontrol altına alırsınız, alabiliyor musunuz veya ne yapıyorsunuz? Ya ben çok sabırlı bir insanım. Sabırlı olduğum için şey yaparım, alttan alırım, bir şey yapmam. Güzel. Ne yapmazsınız? Bir efendim şey yapmam diyor. Yani öfkeli değilsiniz veya kontrol altına alabiliyorsunuz. Evet, evet. O an aynen ne yapıyorsunuz? Hava almaya mı çıkıyorsunuz? Ya dışarı çıkarım, onun sakinleşmesini beklerim. Yani. Siz sakinleşeceksiniz. Ben evet sizden bahsediyorum. Tamam. Sinan yanı Bey, dün sizin dansınızdan bayağı bir etkilendim, beğendim. Öyle yani mi? İzniniz olursa bir de ben sizin için çok memnun olurum. Çok dans sevinirim. Dans edebilir miyim? Çok sevinirim, çok. Tamam. O zaman şöyle yapalım ama paravanı açalım ondan sonra. Tamam. Olur mu? Olur. Açalım tamam mı paravanı Sinan? Tabii ki, ne demek. Hadi açalım. Yorum. Yorum. Tamam, bir saniye durun. Kimden yorum? Hanife Bey ve ha. Durmuş Bey. Hanife Bey. Hanife abi yeni imajıyla yorum yapsın. Günün ilk yorumu geliyor. Evet, merhabalar. Sinan temiz dürüst bir kardeşim. Hanımefendi de teşekkür sağlam ederim karakterli belli böyle abi. Sağ olun. Yemeğe çıkıyorsunuz. Yemeğe. Sinan, evet yemeğe. Evet, sizin haberiniz yok ama yemeğe çıkıyorsunuz. Tamam. Öyle söyledi. Abi öyle dediyse tamam. Durmuş Bey'den de alabilirim. Yemeğe çıkıyorsunuz sonra herkes. Hanımefendi hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sinancığım, hanımefendi zaten kırmızıları da giymiş gelmiş. Bu da senin gibi en azından aktif ve canlı olduğunu gösteriyor ki birazdan dans edecek. Ben bir şey soracağım Tülay Hanım'a. Evet. Ütü yapabiliyor musunuz? Yaparım ütüyü. Bu duydun Sinancığım. Ütü de yapabiliyor. Ütü hiç önemli mi senin evet için? Ütü yapamıyor Sinan. Öyle mi? Söylesin. İki gündür ütüyü arkadaşım yapıyor.
gömleğimin. Gerçekten mi? Evet, şey Aytek Bey yapıyor. Allah Allah, iki günden beri gömleğini ben ötülüyorum. Vallahi. Dedim ya valla. Aferin sana be Aytek. Ütüde mi yapıyorsun sen? Bir kriter söyle hemen. Ütü yapar Aytek. Doğru da kriter söyleyeyim ama ilk önden şunu söyleyeyim. Söyle. Geçen sene bana gelen tarif hep beni sınadı. Siz de şahit oldunuz burada. Evet, hatırlıyorum. Yani kesinlikle öyle birilerini istemiyorum. Tamam mı? Ben titiz biri olduğum için. Yani beni böyle kabul edecekler. Evet. Önden verdiğim için. Yani bilmiyorum. İki günden beri arkadaşın... Ütülerini sen yaptın. Gömleğini ben ütülüyorum. Bugün dedim inşallah gidersin dedim ben de kurtulurum. Öyle söyledi evet. Son olarak güzel. Hanife Yemeğe Hanım'dan da... Yemeğe çıksınlar bence. Son olarak Hanife Hanım'dan son yorum olarak Hanife Hanım'dan yorum isterler Hanife Hanım. Sizden rica etsem yorum. Çok kısa bir yorumla alalım Hanife. Ben sizi çok uyumlu gördüm. Hı-hı. Bir yemek yiyin. İnşallah hayırlısı olur ama uyumlu gördüm ikinci. Peki paravan açılacak. Tülay Hanım da Sinan Bey için bir dans yapmak istiyor. Buyursun efendim paravanımızı açalım. Lambaya püfte, oh deme püfte. Perdeyi ört kız, gitme de ört kız. Tekrar hoş geldiniz. Dansa ne oldu? Ama tabii bunu tamam, öyle hıttıdı yavaş yavaş çalınca evet. Bir çalsanız da bir güzel bir şey. Evet. Hanımefendi Zuhal dans abla. Zuhal abla. Zuhal abla. Dur Tolga sana dur. Birazdan döneceğim sana. Heh, size geç. Yanına görür Allah. Görür inşallah. Çaresi yoktur. Maazallah. Görür Allah, görür inşallah, çaresi yoktur maazallah. Daha dur, daha dur, daha dur, daha dur, daha dur, daha dur. Hak yazarsa olur, hem kul hem de pul, bir daç çifte kavrulur. Görür Allah, görür inşallah, çaresi yoktur maazallah. Yanını görür Allah, görür inşallah, çaresi yoktur maazallah. Bravo, bravo, helal olsun. Bravo. Tülay Hanım. Ne zamandır dans etmiyorsunuz? Teşekkürler. Yıkılsın stüdyo. Yok dinlensin ayol biraz kadın. Yoruldu. Ya bir soluklansaydı iki dakika. O ne figür, siz ne zamandır dans etmiyorsunuz? Yaklaşık 15 günden beri etmiyorum şu an. Ben de hani uzun bir süredir etmiyorsunuz da hani bir özlem var dansa. Bu kadar güzel bir danstı ki harika, ben teşekkür ederim. Bu kadarını beklemiyordum çok açıkçası. Çok güzeldi. Ben de bir dansçı olarak çok beğendim. Aa danstan gidiyoruz bugün. Bir daha istiyorlar ama bilmiyorum siz bilirsiniz. Tekrar mı istiyorsunuz? Tekrar mı istiyorsunuz? Evet diyorlar. Evet diyorlar. Aynı müzik karşılıklı mı? Karşılıklı mı? Sinan'la mı? Aynen, aynen. Bilmiyorum. Arkası gelmez derslerimin, bıktım illallah. Arkası gelmez derslerimin,
dost var ve suban alma. Yok mu çaresi dost var ve suban alma. Arkadaşlar iki tane yüzük rica edeyim. Sözü keselim bugün. Evet. Böyle bir uyum. Olağanüstü. Olağanüstü bir uyum var. Var ya, tek kelimeyle harika. Ben oradan o elektriği aldım. Evet. Bilmiyorum Sinan ne düşünüyor? Şimdi ilk yorum yapmıştı Hanife Bey. Evet. Hanifi Bey pardon. Heyecanlandım, dans çok güzeldi. Ben de. Yemeğe gitmelisiniz dedi. Böylesine güzel bir dans, böylesine bir enerji dolu bir performanstan sonra kendisiyle yemeğe çıkmak istiyorum. Ben de sizi aynı ivedilikle bir yemek organizasyonu için arkadaşlarıma doğru uğurluyorum. Peki. Alkışlarla tabii ki. Biraz önden daha Gülay Hanım gelecek. Buyurun efendim. Gülay ablasını öpebilir miyim? Tabii. Yalnızlıkta gitti cana, geldim seni almaya. Beni biraz tanısana can.